Mesele ekonomiden herkese merhaba. Seçime 9 gün kaldı. Son durumu, neler olacağını, olası senaryoları gazeteci Kadri Gürsel'le konuşacağız. Kadri Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun, stüdyomuza geldiniz. Sizi görmek her zaman bir mutluluk veriyor bize. Beni buraya aldığınız için. Çok sağ olun. 9 gün kaldı gerçekten. Geldi çattı. Tarihi seçim diye aylardır konuşuyoruz. 9 gün sonra ne olacağı belli olacak. Evet. 9 gün sonra Türkiye tarihi bir karar verecek. Türkiye pek çok açıdan tarihi bir karar verecek. Bir kere otokrasi ve demokrasi arasında bir karar verecek. Bir otokrat ve bir demokrat arasında karar verecek. Değişmek ve değişmemek arasında karar verecek. Ki duygularında, arzularında çatıştığı bir seçim olacak bu. Bir tarafta güçlü bir değişim arzusu var. Diğer tarafta da güçlü bir değişim korkusu var. Bu korku ve arzu iki tarafta bu arzular ve korkular üzerine de oynayan bir kampanya yürüttüler. Korku üzerine oynayan kampanya daha çok iktidar tarafından yürütüldü. Ve gerçekten ben yani işte 36-37 yıldır izliyorum iç ve dış siyaseti. Böyle çılgın, böylesine artık ipini kopartmış, böylesine divane bir kampanya görmedim ben hayatımda. Evet. Yani bu çok ilginçti bu açıdan. Bu olumsuz anlamda ilginçti. Evet, evet. Diğer tarafta aslında hani değişim arzusu ve değişimden korkmak var ya. O değişimden korkanlar iktidarın seçmenleri. Özellikle reisçiler ve iktidarın dağıttığı çıkardan faydalanan halkalar. Evet. Yani, onlar da statükonun bozulmasını istemiyorlar. Işte, tabii. Çünkü yani bunun nedenleri çok açık. Çünkü gerçekten işte aslında Adalet ve Kalkınma Partisi dışarıdan yani çeperden merkeze, merkezden de devletin içine hicret etti. Devletin içine yerleşti. Ve burada fevkalade konforlu bir hayat sürüyor. Oradan da çıkmak istemiyorlar. Yani anlayışla mı karşılayalım kendilerini? Hayır. Çünkü bu Türkiye'yi mahveden, sürdürülmesi de mümkün olmayan parazitik bir durum. İçimizde bir enflamasyon var. İçimizde parazitik bir durum var. Biz bu durumdan kurtulmadıkça bu ülkenin iki yakası bir araya gelmeyecek. Değişim devam edecek. Çünkü bu gerçekten fevkalade verimsiz bir sistem. Böyle de bir tablo var karşımızda. Asıl benim muhalefetin bir noktaya kadar çok başarılı olduğunu düşündüğüm bir noktadan sonra ise iktidar seçmenini ikna etmekte yetersiz kaldığını hissettiğim o duygular ve arzular çatışmasındaki potansiyel vardı. O bir duygu potansiyeli vardı. Yani değişimden korkanların asıl korkmaları gereken şeyin değişmemek olduğunu muhalefet bence yeterince anlatamadı. Çünkü şöyle bir gerçek var. Siz de yayınlarınızda sıklıkla bunu dile getiriyorsunuz. Bu iktidar kalırsa Türkiye'nin ekonomisi bir bugünü mumla arayacağımız bir felakete sürüklenecek. Evet. Ve bu felaketten bu iktidarla çıkmamız yine mümkün olmayacak. Bunun çok açık ve net anlatılması gerekiyordu. Her gün söylenmesi gerekiyordu. Bugünkü yoksullaşmanın, bugünkü ekonomik krizin hayat pahalılığının sorumlusunun Erdoğan olduğunu çok güzel anlattı aslında iktidar. Evet. Özür dilerim. Muhalefet elindeki araçlarla, sosyal medyayı kullanarak vesaire. Yani medya erişimi kısıtlı haliyle ana akım medyada yok. Yankı odaları var diyoruz falan. Tabii o da ayrıca gerçeklik. O da sorgulanması gereken bir şey. Ne kadar yankı odası kaldı falan. Ayrı mesele. Evet. Ama gelinen noktada iktidar seçmeninin ne kadar reisçi olurlarsa olsunlar, ne kadar Erdoğan'a aşık olurlarsa olsunlar, akıl dairesinde bir karar vermesinin de gerekliliği onlara yeterince anlatıldı mı, bu konuda kuşkularım var. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi bu kampanyanın ve kullanılan söylemlerin ayrıntılarına birazdan gireriz ama öncesinde anketleri, sayıları bir kenara bıraktığımızda siz daha önce söylediniz ya 36 yıldır Türkiye'deki seçimleri takip ediyorum dediniz. Şu an hissettiğiniz bu atmosferde, iklimde, Türkiye'nin ikliminde böyle bir değişim duygusu, değişim rüzgarı var mı? İktidarın değişmesinin gerçekleştiği seçimler öncesindeki atmosferi sizinleyebiliyor musunuz? Tek kısa bir cevap vereceğim, var.
Kesinlikle var. Bir tarafta gerçekten her alanda özellikle halktan konuşan insanların yüzüne ifadelerini yansıyan bir sabırsızlık, bir arzu, bir hınç ve öfke var. Bu çok açık görünüyor. İnsanlar konuşurken gerçekten duygularına hakim olamıyorlar. Yani öfkelerine hakim olamıyorlar. Öyle bir mülayim değiller yani. Diğer tarafta da iktidar cephesinde de bir suçluluk, bir teslimiyet hali var. O teslimiyet şu, yani iktidardan gitmeye hazırlanmış olmak, ona teslim olmak, milli iradenin hükmüne teslim olmak anlamında değil o. Kendi güçsüzlüğüne teslim olmak. Haysiyeti. Evet. Çünkü iktidar gerçekten döneminin 21 yılda aştı galiba değil mi? 21 yıllık. 21 yıllık iktidar en güçsüz dönemini yaşıyor. Evet. Bu güçsüzlük sadece ülkeyi getirdiği noktanın onun tabanını bir hayli eritmiş olmasından kaynaklanmıyor. Yani neticede işte yani %42'ler seviyesinden 32'lere gerilemiş. %25 bir güç kaybetmiş bir iktidar var ki her şeyin sahibi bir iktidar. Yani yargının sahibi, medyanın sahibi, efendim kamunun her şeyin işte bütün kurumları ele geçirmiş falan. Yani paraya hükmediyor, serbest piyasayı ortadan kaldırmış, tam bir kumanda ekonomisi oturtmuş yerine. Böyle bir iktidar olmasına rağmen artık eskilerin tabiriyle mefluç halde. Yıllardır kendi neden olduğu sorunlara çözüm bulamıyordu zaten. Şimdi ise artık bakıyorum şu son kampanya döneminde yapabildiklerine. Yani siyasete müdahil olmayı kendi bildikleri tarzda tabii arzulasalar da isteseler de bunu o kadar kötü planlıyorlar ve o kadar kötü uyguluyorlar ki. İnandırıcılıklarını büyük ölçüde yitirdiler. Bunu hep söylüyorum. Daraldıkça iktidarın karar verme çemberi, o çemberdeki mental kifayet de azalıyor. Ve şu an bana göre iktidar bu kifayetinin en dip noktasında. Yani fevkalade zayıflamış durumda mental kifayeti iktidarın. Bu da gözüküyor zaten. Evet. Yani inanamıyorum bazen çünkü eski görüntüleri kullanıyorlar. Yani seçim kampanyası görsellerinde 2018 seçimlerinin görüntülerini kullanıyorlar bazen falan. Gerçekten yani AKP o hani yağlı ve tam randımanla çalışan seçim kazanma makinesi bir zamanların. Tabii. Ne hale gelmiş diye evet, bakıyorum. Evet, müthiş propaganda mekanizması da ne hale tabii, gelmiş tabii, diye yani düşündüm. Şey, aslında işte biyolojik ömrünün, siyaseten konuşuyorum, yani biyolojik ömrünün çoktan tamamlanmış bir yapı. Evet, eşyanın tabiatı biraz da yani. Eşyanın tabiatı evet. Tabii ki. Her yani, iktidarın yani, bir sonu var, her iktidarın yani. Yükselişi ve çöküşü var. Evet. Biz de onu izliyoruz sanırım. Ama şu ilgimi çekiyor, siz ne dersiniz? Bu acziyet, bu beceremme hali veyahut işte kaybedeceklerine dair korku söylemlerine de yansımaya başladı. Hatta Erdoğan'ın bazı cümlelerinde bile cümlenin alt metni kaybedeceğiz, seçimde kaybedeceğimiz gözüküyor ama yine de mesela halkımız teslim etmez diyor. Geçen hafta dedi, görmüşsünüzdür. Ben de not aldım. Benim milletim Kandil'den aldığı destekle Cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez diyor mesela. Yani siz şöyle bir ikilik, şöyle bir aslında ikilem yaratıyor. Bir referanduma dönüştürmeye çalışıyor belki de. Hı hı. Benim milletim teslim etmez, yeni değil. Bunu daha önce de birkaç aydır söylüyor bunu. Her fırsatta. Yani bu devlet, bu devleti biz, bu vatanı hatta diyor, vatanın kendisini hı hı. vatanın sahibi olarak görüyor. Evet. Bu vatanı bunlara mı teslim edeceğiz? Bu devleti bu millet teslim etmez. Çünkü aslında bu bir mitosun da çöküşü. O yenilmezlik mitosu. O işte Cumhuriyeti 90 yıllık parantez olarak görmenin. Çünkü yani 2011'de tam olarak iktidarı ele geçirdikleri. Askeri vesaire falan işte tasfiye ederek o 90 yıllık parantezi kapatıyoruz dediği. Onu bir 90 yıllık parantez olarak görmek. Devleti ebediyen ele geçirdiklerini ve de devletin doğal sahiplerinin kendilerinin olduğu. Evet. Niye öyle? İşte kendilerinin ne olduğuyla açıklıyorlar. Kendilerin yani Erdoğan bunu söylerdi. İnançlıysak üstünüz derdi. Hı hı. Son yıllarda demiyor pek ama eskiden bunu defalarca tekrar etmiştir.
inançlıysak üstünüz. Dolayısıyla Erdoğan da böyle bir doğal olarak devletin sahibi olduğu, kendisinin devletin ve kendi misyonunun takipçilerinin devletin gerçek sahipleri olduğunu ve bu devleti bir daha asla bırakmayacaklarını, bırakmamak üzere geldikleri konusunda da kendisini inandırmış görünüyordu. Çok kitlesini de inandırmış. Temel bir popülizm zaten. Temel bir popülizm ama şu imkan yoktu. Yani böyle bir meşruiyet üretme kapasitesi yoktur. Seçimsiz yerleşmek iktidara, seçim yapmadan iktidar olabilmek. Böyle bir kapasitesi yok bu partinin, iktidarın, Erdoğan'ın seçim yapmak zorunda. Seçim yaptığı müddetçe de seçimlerin ne kadar özgür ve adil olmaktan uzak olurlarsa olsunlar, halkın oyuna gittiğinizde yenilmek her şart, her olumsuz şart altında muhalefet açısından ama o muhalefete yenilmek işin oyunun kurallarında var. Ve şimdi oraya geldik artık biz. Biz o noktadayız. Bu eşitsiz oyun sahasında kendilerini bir yenilgi bekliyor. Bu yenilginin nedenleri de işte çok açık seçik ortada. Olay ekonomide başladı ve ekonomide düğümlendi. Ekonomide çözülecek. Evet. Yani başladığı noktaya o noktadayız yani. Çünkü sadece iyi yönetim, İyi yönetişim, özgürlük, adalet, hukuk, demokrasi gibi değerlere olan bağlılık, bu değerlerin hakim olmasının hakim olması için duyulan istek yetmiyor Türkiye'de iktidarları değiştirmeye. Evet. Peki yani. Şuna bakalım mı biraz? Siz de söylediniz. Uzun yıllardır da Türkiye'de yerleşik bir algı, iktidarın yarattığı bir algı bu. İşte adam her şekilde bir ne yapar eder, kazanmasının bir yolunu bulur. Hatta işte kaybetse de gitmez. Bu tabii 2015'te yaşadığımız kötü deneyimler bu düşünceyi biraz perçinledi ama bu seçim için de bu konuşuluyor. İktidar cephesinden de yapılan provokatif açıklamalar bu fikri biraz daha gıdıklamaya yönelik. Mesela İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bile isteye darbe lafını sıklıkla kullanıyor. İşte 14 Mayıs 2023 Türkiye'yi tasfiye etme yönelik bir siyasi darbe girişimidir dedi. Erdoğan az önce söylediğim şeyi söyledi. Kandil'den destek aldığı için kazansa da bu ülkeyi teslim etmeyecek milletim dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uç'un mesela 2023 seçimlerinde iktidar değişikliği Türkiye'nin bağımsızlığına darbe olur diyor. Gerçekten bile isteye kullanıyorlar darbe lafını ve sıklıkla kullanıyorlar. Burada yaratmak istedikleri şey ne sizce? O bahsettiğimiz gibi bir şekilde seçim sonucu ne olursa olsun gitmezler algısını biraz daha köpürtmek mi? Yoksa darbeyi işin içine katarak suyu bulandırmak mı? Nasıl görüyorsunuz? Ya işin içinde ben bunun ikili bir veçesi var. İki veçesi var. Bir tanesi şundan çok memnunlardı. Aslında bu iktidara en büyük psikolojik desteği o öğrenilmiş çaresizlikleriyle laik kesim verdi. Onların bir kesimi. Yani bu Erdoğan seçim kazanmak için her şeyi yapar. Erdoğan kazanamayacağı seçimi yaptırmaz. Girmez seçimi. Yaptırmaz. Ondan sonra Erdoğan seçim kaybederse de iktidarı vermez. Bütün bunların asılsız olduğu, doğru olmadığı, olamayacağı hayat tarafından deneyimledik İstanbul'da. Yani 2019'da gördük. Bir yenilmezlik mitosu inşa etmişti bu. Yani o yenilmezlik mitosu devamlı seçimleri kazanması, hileyle kazanması, işte trafoya giren kediler, elektrik kesintileri, ondan sonra çalınan çuvallar. Türkiye'de bir demokrasi kültürü var. Aynı zamanda kurumlara güven de vardı. O yüzden 2014'e kadar siyasi partiler sandıklara sahip çıkmadılar. Nasılsa devlet var, nasılsa oylar sayılır, nasılsa YSK var, yargıç güvencesi var diye sahip çıkmadılar. 2014'te açıldı maymunun gözü. Orada görüldü ki aslında o sandıkların üzerinde oturmak lazımmış. Evet, çok ayan beyan yaptılar. Çok ayan beyan tabii yani. Zaten aslında 2011'de bozulmaya başladı bu. Yani kendi hem ekonomi bozulmaya başladı hem iktidar bozulmaya başladı. Net olarak bütün ayarları, bütün söylem, her şey her bakımdan aslında orada işte tepe noktada duraklama dönemini ve inişe geçmeye başladı. Tabii uzun sürdü bu. Şimdi bunu yeniden tahkim etmeye çalışıyorlar. Çünkü bunu işte bu çaresizliği içselleştirmiş bir kitle varsa, muhalif kitle, onları cebri yöntemlerle, daha ağırını söylemek istemiyorum, sadece cebirle, onları devlet gücünü kullanarak, onları çeşitli sözde adı kalmış, kendisi artık bir aparata dönüşmüş, sözde kurumların gücünü kullanarak sindirmek ve onlara yenilgiyi kabul ettirmek mümkün. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Evet. Diyebilmek mümkün. Oy verme işlemi sırasında kural değiştirdi YSK bu ülkede. Çok doğru.
Ondan sonra bir oy, bir sandığa atılmış zarfın içindeki 4 oydan 3'ünü geçerli, 1'ini geçersiz saydı. Değil mi? Tüm bunlara karşı tepkisizlik ancak o öğrenilmiş çaresizlik sayesinde mümkün olabiliyor. Yani eğer halk sokağa dökülmediyse o zaman, o zamanın koşullarına bağlı bu. Şimdi böyle şeyleri yine yapabilir miyiz arayışı içindeler? Olmasalardı yargıç güvencesini zayıflatan uygulamalar, çeşitli değişiklikler getirmezlerdi. Nisan 22'de evet. yaptıkları değişiklikle seçim yasasında bunu yaptılar. Ki belli kafada bir niyet var yani. Her şeyi yapabilmeye hazırlanma. Her türlü, her şeyi gerçekten yani her şeyi yapabilir, her şeyi yapar sözünü ne haklılık kazandırmak açısından yani yargıç güvencesini ortadan kaldırmak gibi bir çaba içinde de göründüler, görünüyorlar. Bir bu var, bu bir psikolojik bir şey yani bu bir psikolojik savaş. Yani bu darbe sözlerinin bu kadar çok 3-2 bir bakan, bir baş danışman, baş ideolog uçum tarafından kadar tekrarlanması. İki, Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu millet devleti vermez. Ne olacak yani milli iradeye meydan mı okuyorsunuz? Milli iradenin yani milli iradenin tecelli eden kısmında bir iktidar değişikliği görünüyorsa onu siz milletten saymıyor musunuz? Millet vermez. Yani onlar millet değil, onlar darbeci. Böyle de bir gayrimeşrulaştırma çabası var. Sandıktan çıkacak olan, çıkmasını bekledikleri sonucu. Evet. Ama diğer taraftan da bu darbecilikten bunlar çok ekmek yedi siyaseten. 2007'den ta 2018'e, 19'a kadar kaç sene değil mi? Tabii. 12 sene bunun ekmeğini yediler. Muarızlarını, muhalefeti darbecilikle suçlayarak sürekli. Evet. Ve o darbecilik suçlaması kendi yaptıklarına da bir meşruiyet yani... Kendi hukuk dışılıklarına da bir meşruiyet kazandırıyordu. Olağanüstülük hali. Çünkü darbe tehdidi var. Biz de hukuku ve işte milli iradenin üstünlüğünü savunuyoruz burada. Ama bunu savunurken olağanüstü bir durumdayız. Haliyle hukuku bir süreliğine askıya alabiliriz. Hukuku askıya almamızın, anayasayı askıya almamızın da sakıncası yoktur. Ve bu meşrudur. Bu demokrasinin kendisini tehdide karşı savunmasının icabıdır deyip... deyip işin içinden sıyrılıyorlardı. Bir meşruiyet sağladığını düşündüler bu lafım. Çok seviyorlardı. Bu aynı zamanda geçmişe özlem var. Yani hem bir psikolojik savaş yürütüyorlar, hem geçmişe özlem var, hem de darbe darbe diyerek kendi tabanlarını argo tabiriyle fıştıklıyorlar. Yani onları adeta o tıpta olur ya kullanılır atrofiye olan yahut da hareketsiz kalmış mefluç eskilerin tabiriyle bir uzvu hareketlendirmek için elektrik verilir. Elektrifiye ediyor. Yani şey yapıyorlar. Şok tedavisi. Yani darbe deyince onlar canlanacaklar, kendilerine gelecekler, uyanacaklar. Yani çünkü tabii hep 15 Temmuz'da da var o cümle. Ben şunu görüyorum şimdi meydanlarda her şeyi seyredebiliyoruz YouTube sayesinde. Ben iktidarın meydanlarında çok ciddi bir enerji düşüklüğü görüyorum. Yani enerjisiz meydanlar görüyorum. Öyle. Muhalefetinki de çok güçlü. Muhalefetinki tam tersi. Yani muhalefetin meydanlarında insanların gözleri parlıyor. İktidarın meydanlarında insanlar biraz boş boş bakıyor. Yani bu benim temennim falan değil. Ben kimsenin boş boş bakmasını da istemiyorum. Ama evet. Biraz öyleler. Yani o 10 yıl önceki, 15 yıl önceki o Erdoğan çıkınca sahneye hayranlık dolan yani insanları yüzündeki hayran kadınların o ön şeyde onların hayranlığı falan böyle o şey ışıldayan bakışlar falan bunlar böyle şeyler yok. Mazide kaldı. Ayrıca mesela ben 2015'teki o en dezavantajlı kampanyalarını hatırlıyorum. Davutoğlu'nun başbakan olduğu zamanki AKP'nin kampanyası daha etkin, daha başarılıydı. Daha varlık gösteren bir kampanyaydı. İstanbul'da AKP iktidarın kampanyası var mı yok mu çok belli olmuyor. Yani şehirdeki görsel malzeme de dominant değil. Biraz belediyeyi kaybetmelerinden de kaynaklanabilir kesinlikle. Bu ama yani bir tahakküm yok. Bir böyle bir empoze eden kendisini her yerde karşı hazır ve nazır bir Erdoğan figürü yok karşımıza çıkan. Evet. Şeyler de zayıf. Yani kampanya sloganları çok zayıf. Tam onu diyecektim. Yani doğru zaman doğru adam. Ne demek doğru zaman doğru adam? Türkiye yüzyılı için doğru zaman. Ne demekse evet. Şimdi bu? Yani Türkiye yüzyılı her... Matematiği yok bunun. Yani gerçekten matematiği yok. Artık gelinen bu noktada bu tükenmişlikle
hiçbir şey doğrulamaları mümkün değil. Tabii yani gerçekten kendi yandaş yazarları falan da doğru düzgün savunamadı. Öyle nereden yani tutsan elinde kalır bir söylem ki kimse doğru düzgün bir şey diyemedi gerçekten. Dolayısıyla yani olumlu gündem oluşturma imkanları yok. Onun yerine bir takım sahte törenler düzenliyorlar. Sahte törenler özellikle savunma alanında şeyi iyi tanıyorlar milleti aslında. Yani millet işte neticede millet derken tırnak içine kullanıyorum. Yeter ki devletimiz güçlü olsun. Biz azla iktifa ederiz. Yani kanaat ederiz. Evet. Yeter ki Allah devlete millete zeval vermesin. Devletimiz de güçlü işte. Nasıl güçlü? Yani bu örneği vereceğim. Otokar'ın fi tarihinde yapmış olduğu Koç Otokar'ın yapmış olduğu iki tank prototipini yeni diye Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ediyorlar. Bu bir skandal. Yani nereye elini alsan elinde kalıyor. Gerçekten yani say bitmez. Ciddiyetten son derece uzak. Yani ciddiyetten uzak şeyler bunlar. Ya da tamamı Rus malı, Rusların ve süresiz Rusların olacak olan, yönetimi de tamamen %100'ü Ruslarda kalacak olan bir nükleer santrale nükleer yakıt yüklenmesi için tören yapmak da gerçekten yani bu iktidarın ne kadar aciz içinde olduğunu ve bunlara muhtaç olduğunu gösteriyor. Yani olumlu gündem diye de bunlar var. Başka bir gündem yok, bir vaat yok. Yani popülizm yani yapıyorlar sadece. Mesela ekonomik krizden Türkiye'yi nasıl çıkaracaklarına dair hiçbir şey söylemiyorlar. Hiçbir şey yok. Bu böyle bir şey. 2018'den beri Türkiye giderek derinleşen bir ekonomik krizde ve bu ekonomik krizden Türkiye'nin nasıl çıkacağını kendileri de bilmiyor ve söylemiyorlar ve kiminle yapacakları da belli değil. Dolayısıyla bu alanda muhalefete müthiş bir elverişli oyun sahası sunuyor iktidar. Muhalefet de bunu bugüne kadar yeterince başarılı şekilde kullanabildi mi? Bence yeterince başarılı kullanamadı. Çünkü kadrolarını, yani nitelikli kadroların olduğunu biliyoruz. Bunları lanse etmekte başarısız. Başarısız demin yetersiz kaldı. Hı hı. Yeterince cevval davranamadı. Evet. Artı ya yani alınacak olan tedbirler evet belki acı tedbirler ama ilk başta en azından sonuçlarını söylemek lazım. Hı hı. Yani sonuçlarını kimlerle nelerin yapılacağını güven vermek açısından ortaya koymak gerekiyor. Çünkü podyuma liderler çıkıyor. Ama arkada 2 yıldır birlikte çalışan bir kadro var. Partiler arası kadro. Kesinlikle. Ve uzun zamandır biz de buradaki yayınlarımızda söylüyoruz. Ekonomiyi kimlerin yöneteceğinin somut bir şekilde göstermek. Sadece bakanlardan bahsetmiyoruz tabii. Bir sürü kurum var. Bürokraside çok önemli pozisyonlar var. Merkez Bankası'ndan tutun işte Ziraat Bankası'na. Say bitmez. Onları başına kimin geleceği, hangi liyakat sahibi insanların geleceğini söylenmesi kalan kısıtlı zamanda muhalefete önemli bir dinamizm katabilir. Katabilir. Aslında hala da geç kalınmış değil bence. Değil ama bir an evvel yapılması bakıyorum lazım. Sen yani Kılıçdaroğlu videolarının seyredilme sayılarına bakıyorum. Çok yaygın. Yani erişimi Twitter'ın en çok izlenen videosu oldu. Öyle bir videosu. Evet. Muazzam bir şey. Dolayısıyla şey değil. O iktidar medyasının eski tahakkümü ve alan kapatıcı özelliği de giderek aşındı artık. Bir eko, yankı odası efekti de giderek aslında bu seçim ortamında azaldı. Çünkü insanlar gerçekten merak da eder oldular pek çok şeyi. Evet, doğru. Peki kapatmadan önce son bir soru sorayım. Türkiye'nin daha güzel bir Türkiye olacağına dair umudunuzu koruyor musunuz? Elbette koruyorum. Özellikle de şunu öteden beri söylüyorum, bir süreden beri söylüyorum, öyle öteden beri demeyeyim. Türkiye bir ilki gerçekleştiriyor şu an dünyada. Bu kadar büyük bir ülkenin rekabetçi otoriter rejimden seçimler yoluyla çıkıp demokratikleşme yoluna girmesi deneyimidir. Evet. Ve bunu olması gerektiği gibi yapıyor Türkiye. Evet. Muhalefet güçlerini birleştirdi. Muhalefet ortak bir program, ortak bir hedef, anayasa değişikliği, aynı zamanda rejim değişikliği hedefi etrafında bir araya geldi. Büyük tecrübeler kazanıldı ve ortak bir güçlü aday çıkardı. Gerçekten çatı aday değil, güçlü aday çıkardı. Çünkü bu projenin düşünürü, bu projenin mimarı ve uygulayıcısını ortak aday olarak çıkardı muhalefet.
Bu önemli. Ve bunu, bu her şeyden daha önemli. Bunu biz Türkiye olarak, ülke olarak kimseden yardım almadan başarıyoruz. Ben tekrar diyeyim. Biz bunu, bu eşsiz ve benzersiz deneyimi kimseden yardım almadan kendi özgücümüzle, siyaset sınıfının kendi özgücüyle ve halkın da şiddetli değişim arzusu sayesinde adeta bu siyaset sınıfını etrafını bir korse gibi sarması, belli bir hedefe yöneltmesi onları, o hedefe odaklanmış olarak tutması sayesinde başarıyoruz. Ne demokratik ülkelerden, Batı ülkelerinden destek aldık demokratikleşme yönünde, ne de devlet içinden, işte eskinin derin devleti, eskiden derin devlet denirdi malum, şimdi artık derin devlet diye bir şey yok. Ne de devlet içinden birileri bu konuda dış ve iç mihrakların dahil olmadan yani. Evet, dış ve iç mihraklardan bağımsız olarak kendi özgücüyle bunu başarmak üzere. Bu da 100 yıl sonra, yani Cumhuriyet'in kuruluşundan 100 yıl sonra oluyor. 100 yıl aslında baktığınız zaman yani bir ulusun tarihinde o kadar da uzun bir süre değil. Bizim bunu 100 yıl sonra başarıyor olmamız çok çok önemli ve ben bunu başaracağımıza da inanıyorum. Ben de inanıyorum. Dediğiniz gibi de tüm dünyanın çok önemli dersler çıkıyor. Görüyorum. İnanmaktan öte. Özür dilerim. Rica ederim. Evet, artık inancın da ötesine geçti. Somut bir şey. Ve tüm dünyanın dediğiniz gibi dersler çıkaracağı tarihsel önemi büyük, numune bir seçim sürecini yaşadık ve onu tamamlayacağız. Umarız ki her şey çok daha güzel olacak. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kadri Gürsel ile seçime 9 gün kala son tabloyu ve neler olacağını konuştuk. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.